Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cemaati Müslümin, İhvan-ı Din. Bizleri yoktan var eden ve varlığından da haberdar eden, sayamayacağımız kadar bizleri nimetlerle mücehhez kılan, 18 bin alem içerisinde eşrefi mahluk olarak dünyaya gönderen, kainatın tek sahibi ve maliki sevgili Allah'ımıza nihayetsiz hamdü senalar, beşeriyetin efendisi, peygamberlik halkasının son güneşi olan, hayatının her safhasında ümmeti diye sayıklayan, nesebi pak, davası hak, menzilgahı ise eflak olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ise sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbim gecemizi, sohbetimizi, içtimamızı evvela mübarek eylesin. Cenab-ı Hak öylesine bir zamanda yeryüzünün madden ve manen adeta fokur fokur kaynadığı şu saatlerde bizlere dünyadaki cennet bahçelerinden bir bahçe istifademiz için ikram etti elhamdülillah. Rabbim bu gece bu meclisten muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere en iyi şekilde ifadeye, anlatılanlardan ise cümlemize hakkıyla istifade edebilmeye, hayatımızın bundan sonraki kalan kısmını da bundan evvelkinden daha hayırlı geçirebilmeye ve bu işin sonunda şehadetle dünya sürgünümüzü noktalayabilmeye Allah'ım cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Rabbim anlatılacaklardan ders almamaktan ve ibret almamaktan, dünya imtihanında sınıfta kalıp yarın ruzi mahşerde rezil rüsva olmaktan, firavunlar, karunlar, hamanlar ve Ebu Cehillerle aynı kaderi paylaşmaktan Allah'ım cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Muhterem kardeşlerim, Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu bazen sohbetlere başlarken şöyle başlarlardı. Buyururlardı ki, dünyaya geldik, yakayı ele verdik. Artık dünyadayız ve bir imtihan için bu dünyaya Allah Teala gönderdi. İnsanoğlu bu dünyada bir takım şeylere ihtiyaç duyar. Duyulan şeyin değeri de ihtiyaç duyulduğu anda ve kişiye göre değişir. Mesela ben şimdi sizlere desem ki, kıymetli kardeşlerim, bir kese altın mı daha değerlidir yoksa bir bardak su mu? Herkesin vereceği ortak cevap aynı. Bir kese altın daha pahalı, daha kıymetli. Herkesin telefonunda anlık altın değeri iniyor mu çıkıyor mu? Bu bizim için böyle ama aynı soruyu siz susuzluktan ölmek üzere olan, çölde adeta bir bardak su olursa kurtulacak olan bir adama iki tane seçenek sunsanız, onun için bir bardak su mu daha kıymetlidir yoksa bir kese dolusu altın mı? Cevap bir bardak sudur. Sorsam size desem ki bir çocuk için, çocuğunuz için bir oyuncak mı daha kıymetlidir yoksa kuru bir ekmek parçası mı? Diyeceğimiz cevap çok basittir. Elbette bir oyuncak. Ama eğer bu soruyu siz Afrika'daki bir çocuğa sorarsanız cevap aynı cevap olmaz. Seneler evvel bir hocamız diyor ki Afrika seferine gittiğimde Afrika'daki o çocuklar, yıllarca sömürülmüş o gariban insanlar, çocukların adeta kemikleri görünecek kadar zayıf olan çocuklar bizi görünce hemen çantamdan o çocuklara oyuncak çıkardım. Ve onlara ben oyuncak vermeye başlayınca hemen oyuncakları ağızlarında ısırmaya, çiğnemeye başladılar. Anlamadım ben ne yapmak istediklerini. Biraz sonra yere tükürdüler ve ağlayarak bize dediler ki, lütfen biz sizden oyuncak beklemiyoruz. Buralara gelirken bize oyuncaklar değil, akşamleyin yemeyip de sabahleyin çöpe atmak için hazırladığınız bize kurumuş ekmekleri getirin dediler. Bakın, bir şeylerin ihtiyacı lazım olan şahsa göre ve duruma göre değişebiliyor. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz şu anki meclis Allah rızası için toplanılmış bir ilim meclisi. Bu meclisler o kadar kıymetli ki ama bu asırda, ama şu saatte, ama şu günlerde vallahi buralar çok daha kıymetlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki "Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilme" Kim bir yola çıkarsa ve gideceği yerde, gireceği menzilde ilim okumak, ilim öğrenmek. Acaba Allah ne anlatıyor? Allah'ın ayetleri nedir? Peygamber ne buyurmuş? Hepimiz bunun için geldik zaten buraya. Kim böyle bir yola çıkarsa, yani sizler gibi, سَهَلَ اللّٰهُ بِهِ لَهُ طَر۪يقَ الْجَنَّةِ
Allah ilim niyetiyle Allah'ın ayetlerini, peygamberin hadislerini öğrenme niyetiyle yola çıkan kuluna Allah cennete giden bütün yolları Mevla kolay eder buyuruyor. Yani bilin ki bu meclise gelmek ahirette size cennete gidecek olan yolların kolay olmasına işarettir. Bir diğer mana bu meclislerde bulunmak cehenneme gidilecek olan yolların önümüzün kapanmasına biiznillah vesile olacaktır. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, üstadım yine buyururdu ki efendi hazretlerimiz, bu meclisler öyle yerlerdir ki hakikatini bilseydiniz asla buradan çıkmazdınız. Allah her hafta daimi olarak bu meclislerde bulunmayı cümlemize nasip eylesin. Habibi Neccar gibi Yasin suresinin 2. sayfasında anlatılan peygamber değil bu zat, salihlerden birisi ve Allah böyle bir zatın koşuşunu sizlere bizlere anlatıyor. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى Koşan bir adam var. Yasin suresinde Kur'an'ın kalbinde Allah bir Habib-i Neccar'ı anlatıyor sizlere ve bizlere. Demek ki bir Habib-i Neccar gibi olmak var. İşte onun da olunacağı meclis buralar. Ya Rabbi bize Habib-i Neccar gibi senin yolunda koşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Muhterem kardeşlerim, dersimize başlayalım. Risale-i Kutsiyemiz çok mühim meseleler barındıran, hepimizin nefsi hastalıklarının anlatıldığı beyt-i şerifler. İsmet Garibullah Kuddisesi Ruhu 325. beyt diyor ki, görüp ihlasını sen olma mağrur. İnsanın bazı halleri vardır, insanı helaka kadar götürebilir. Seyit Efendi diyor ki, sakın sen bir takım ibadetlerde Allah sana ihlas nasip ettiyse, bu ihlasından dolayı sakın kibirli olma. Yani sakın şöyle deme, benim şu kadar ilmim var, benim duam batırır, benim duam kurtarır, ben olmasam zaten kainatta yağmur yağmaz, benim şu kadar talebem var, benim şu kadar kitaplarım var, sakın böyle deme. Geceleyin ben teheccüd ehliyim, işrakları bekliyorum, kuşlukları bekliyorum. Sakın görüp ihlasını sen olma mağrur. İhlaslı olup da kendini kibre, nefsin oyununa sakın getirme. Zira malumunuz ki şeytanı şeytan yapan ilimsizliği değil, edepsizliğidir. Dolayısıyla insan kendisini kandırmayacak. Bu minvalde Beyazıd-ı Bestami'den şu misali vermeden geçmeyeceğim. Nedir o? Biliyorsunuz Beyazıd-ı Bestami çok büyük bir zat. Yani Allah bazen kendi dostlarına öyle insanlardan ders verir ki, rivayet o ki şeytan aleyhi lâne bir insan suretinde geliyor, Beyazıd-ı Bestami'nin tekkesinde 20 sene hizmet etmiş. Bu 20 senenin sonunda en son diyor ki ben ayrılmak istiyorum tekkeden. Şeyh Efendi buyurdu ki gidebilirsin ama iblis dedi ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beyazıd-ı Bestami buyurmuş ki bilmez miyim? İlk günden beri biliyorum. Sen şeytan aleyhi lânesin. Evet dedi ben şeytanım ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Ömrü hayatım boyunca senin gibi bir Allah dostunu ben hiç görmedim. 20 yıldır çalışıyorum ne yaptıysam ne ettiysem seni bir türlü yoldan çıkaramadım deyince büyüklerin cevabına bakın. Beyazıd-ı Bestami Kuddisesi Ruhu buyurdu ki ey melun iblis Allah sana lanet etsin 20 senedir bana yapamadığın kendimi beğendirme hastalığını giderken 2 dakika ayakta mı yapacaksın buyurdu. Bak ne kadar ince bir şey. Biz olsak aman estağfurullah o sizin hüsnü taltifleriniz deriz. Ama büyükler ne diyor? 20 yıldır bana yapamadığın kendimi beğendirme hastalığını giderken ayaküstü mü yapacaksın? Yine aynı Beyazıd-ı Bestami diyor ki ben kendi makamımı az çok biliyorum. Bir meclisteydim. Baktım ki bir adam ileride abdest alıyor. Kimi namaz kılıyor, kimi Kur'an okuyor. Baktım ki o yaşlı ihtiyar abdest alıyor ama dedim gideyim yardım edeyim. Tanımıyor onu da. Gitti ona dedi ki ya muhterem hiç hayatın boyunca sen bir tekkede hizmet etmedin mi? Tekke bu ümmeti Muhammed'in en sağlam kanın pompalandığı, ahlakın, ilmin, irfanın anlatıldığı yer altını çizerek söylüyorum. Hiçbir tekkede hizmet etmedin mi? Bak bu yaşa gelmişsin. Demek ki hizmet etseydin sana da Allah bir hizmetçi gönderirdi. O yaşlı adam kafası önünde ne dese beğenirsiniz? Vallahi ömrüm şeyhimin tekkesinde hizmetle geçti. Eğer ben hizmet etmemiş biri olsaydım
Allah senin gibi bir kutuplardan beyazıdı Bestami'yi bana abdest almak için göndermezdi buyurdu. Görüp ihlasını sen olma mağrur, dime abid kulum, böylece mebrur. Artık ben abid bir kulum. Ne güzel tesbihim var, başımda sarığım var, cübbem var. Artık ben kendimi Allah'a adadım, Allah'a vakfettim. Sakın böyle deyip de kendini kabul biriymiş gibi sakın görme. Neden? Çünkü bu da nefsin neyidir? Bir oyunudur. İbrahim bin Ethem Hazretleri bu gibi bir olay karşısında bakın bize nasıl bir olaydan, kendisinin hayatından geçen bir olay bize naklediliyor. İbrahim bin Ethem Hazretleri Kuddisesi ruhu tacını tahtını bırakmış, kendisini Allah yoluna vakfetmiş büyük bir insan. Bazı Allah dostları vardır, kendisi velidir, kendi bilmez, kimse bilmez. Bazı Allah dostları vardır, herkes bilir, kimse bilmez. Bazı Allah dostları vardır, ne kendi bilir, ne başkaları bilir. İbrahim bin Ethem de öyle bir makama gelmiş ki kendisi de hangi makamda olduğunu bilmiyor. Allah'ın öyle kulları var. Üstadım Mahmud Efendi Hazretlerinin televizyonu yoktu. Efendi Hazretlerimizi bütün dünya tanıyor. Afrika'ya gidin. Hocam bilir. Yeryüzünde nereye giderseniz gidin ilk sordukları şey. Mahmud Efendi'nin talebesi misiniz? Allah sevince herkese sevdirmiş. Allah tanıyınca herkese tanıtmış. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir hac yolculuğu zamanı Kabe'ye, Mekke'ye geliyorlar grupla beraber. Fakat bakmışlar ki Mekke halkı Mekke'nin çıkışında bekliyor. Hemen kafileden ayrılmış gitmiş sormuş. Hayırdır ne bekliyorsunuz? Neden bu insanlar bekliyor? Sorduğu adam demesin mi ki sizin kafilede bir gönül sultanı varmış. İsmi de İbrahim bin Ethem. İnsanlar onun duasını almak için bekliyor. Eğer tanıyorsan söyle önce ben duasını alayım. Kime söylüyor? İbrahim bin Ethem'e. İbrahim bin Ethem bakmış ki nefsinin çok hoşuna gidiyor. Nefsinin hoşuna gidince ona dedi ki adama, aslında ben o zatı tanıyorum. Öyle bahsettiğiniz kadar evliya mevliya değil, sahtekarın tekidir deyince adam dedi ki sen nasıl bir evliya hakkında böyle konuşursun dedi. İbrahim bin Ethem'i bayılana kadar dövmüş. Öyle dövdü ki bayılmış kendine geldiğinde nefsine dedi ki ey nefis sen misin bu kadar iltifatlarla kendini beğenen? Yersin dayağını oturursun aşağıya. Görüp sakın ihlasını sen olma mağrur, dime abid kulum böylece mebrur. Ben artık abid bir kulum, ben artık güzel bir kulum dediğin an işte o an imtihanı kaybettin. Esir olduk bu nefse aç gözünü gör, buraya dikkat edelim şimdi. Seyyid Efendi diyor ki biz nefsimizin esiri olduk. Halbuki biz nefsimize hükmetmemiz gerekirken nefis ne yaptı? Nefis bize hükmetti. Ne acayip bir şeydir biliyor musunuz? Bir rivayette 124 bin, bir diğer rivayette 224 bin peygamber gelir, insanlara Allah'ı anlatır, tevhidi anlatır, insanlar peygamberleri görür, peygamberlerin mucizelerine şahit olur ama acayiptir ki insanoğlu 124 bin, 224 bin peygamberin peşinden gitmezken hayatları boyunca görmedikleri, sesini duymadıkları şeytanın peşinden giderler. Ne acayip bir şey. Esir olduk bu nefse aç gözünü gör. Biz nefsimizin esiri olduk. Zaten nefsimizin esiri olduğumuz için de bu halde değil miyiz? Bu okuduğum beyitlere Efendi Hazretlerimiz şöyle mana vermiş. Aman Allah'ım. Buyurmuşlar ki yaşı ileride olanlar daha iyi anlayacaklar bu misali. Eskilerden böyle şehirlerin içlerine özür dilerim ama ayı getirirlermiş. Ayıyı oynatırlarmış, def çalarlarmış. O ayının da burnuna bir halka takarlar. Normalde ayı tek başına 4-5 insan öldürebilecek kuvvette. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki ayının burnuna halkayı takarlar. O halka oynayınca hayvancağızın canı yanar. O hayvancağız da canı yanmasın diye halkayı nereye çekerlerse ayı da onunla beraber gider. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki işte nefis de insanın burnuna böyle bir halka takar. Bu halkayı taktığı zaman sabah namazı der adama, adam sabah namazına gitmez ama nefsi ona saat 1 ile 2 arası halı saha maçı dediğinde koşarak gider. Nefis ona hiçbir zaman Allah'ın davetini hatırlatmaz ama ufacık bir günah kulağına fısıldadığında hemen nefsinin peşine gider. Esir olduk bu nefse aç gözünü gör. Kabul kıl pendimi, it nefsini mahkûr. Bu zat diyor ki İsmet Garibullah Hazretleri, eğer evladım nasihat istiyorsan
sana vermiş olduğum bu reçeteyi kullan. Nefsinden kurtul, Allah'a hakiki kul ol. İşte o zaman kurtuluşu göreceksin. Aziz kardeşlerim, ben acizane bu beyti sonuna geldim. Ayete geçmeden, şuna değinmeden geçmeyeyim. Nedir o? Hani nefsin bize oyunları var ya, nefsin bize fısıldamaları var ya, inanın başımıza gelen bütün musibetler, ayeti kerime öyle diyor. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza ne geldiyse sizin ellerinizle yaptıklarınızdandır. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪ي النَّاسِ Kainatın, yerlerin, denizlerin düzeni bozuldu. Sebebi ne? Kendiliğinden mi? Hayır. Kendi ellerimizle yaptıklarımızdan. İşin sonu yine nereye geliyor? İşin sonu yine nefsimizin bize çelme atmasına. Seneler evvel ekonomik kriz olmuştu. 2000'li yıllarda ekonomik kriz olduğunda hocalarımız Mahmud Efendi Hazretlerine krizi sordular. Üstadımız Efendi Hazretleri de hocalarımıza çok manidar bir mesele anlatmış. Nedir mesele? Mesele şu. Bir Allah dostu müritleriyle beraber bir gemi yolculuğuna çıkmışlar ve o gemi yolculuğu sırasında denizin ortasına geldiklerinde gemi neredeyse alabora olacak. Müritler sağa sola koşuştururken bazıları demiş ki ya Rabbi sağ salim karaya çıkarsak söz ya Rabbi oruç tutacağım. Öbürü demiş ki ya Rabbi şu kadar hayırda bulunacağım. Şeyh Efendi'ye demişler ki siz de bir şey niyet edin belki Allah sizin hatırınıza bizi kurtarır. O Allah dostu da duruyor ne diyor biliyor musunuz? Eğer Allah bize sağ salim karaya çıkmayı nasip ederse söz veriyorum fil eti yemeyeceğim ya Rabbi. Ne alaka anlayacaksınız şimdi. Allah'ın takdiriyle gemi sağ salim karaya ulaşmış. Müritler adaklarını yapıyorlar, birkaç gün ormanda kaldılar ve bu müritlerin Şeyh Efendi ile beraber erzakları bitti. Öyle acıktılar ki birkaç saat sonra bir tane yavru fil getirdiler. Yavru fili kestiler, herkes etten yedi ama Şeyh Efendi yemedi. İnsan uzun süre aç kalınca, tıka basa doyunca ne olur? Uyku bastırır. Hem de derin bir uyku. Bütün müritleri derin bir uyku aldı. Şeyh Efendi elinde tesbihiyle Allah'ı zikrediyor. Herkes uykuya daldı ya, kesilen yavru filin annesi geldi. Sessizce yavrusunun kokusunu arıyor. Her bir müridin ağzını kokluyor. Kimden yavrusunun kokusu geliyorsa sessizce üzerine oturuyor, kağıt gibi dümdüz yapıyor. Tek tek eti yiyen müritleri orada öldürdü. Şeyh Efendi'nin ağzını koklamış, ondan bu kokuyu almayınca Şeyh Efendi'yi sırtına aldı, bir aylık mesafeyi bir gecede bitirdi. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, cemaat-i müslümin, hoca efendiler, o yavru fil nedir? Yavru fil faizdir. Gelen anne fil ise ekonomik krizlerdir. Ekonomik krizler gelir. Sizin ağzınızı, kesenizi, cebinizi koklar. Eğer sizden faizin kokusunu alırsa sizi orada dümdüz eder. Vallahi ben öyle insanlar biliyorum ki çevremde 500 tane işçisi var. Krizlerden evvel kendisini uyardıysak, ne kadar telkin ettiysek, faizden uzak dur dediysek de uzak durmadı. Şimdi kendisi iş sahibiyken şimdi bir yerde işçi olarak çalışıyor. Ama eğer ağzınızdan, kesenizden, memleketinizden eğer o kokuyu almazsa Şeyh Efendi'yi sırtına aldığı gibi Allah sizi de, toplumunuzu da, bulunduğunuz iş yerinizi de Allah yükseltir. Bakın iş yine nereye geldi? Nefsin fısıldamasına. Mübarek niye alıyorsun sen bu işi? Ya hocam bir Müslüman biz mi kaldık? Hocam herkes yapıyor. Bir defadan bir şey olmaz diyor. Adama işte zaten asıl çelme, asıl kazık o zaman atılıyor. Allah nefsin esir olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ve sonunda hemen bas nefse gel Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Seyit Efendi diyor ki hemen nefsinize basın. Ancak nefsinizi ezerek Allah'a vasıl olursunuz. Aziz kardeşlerim şimdi asıl dersimizin ayetleri ve hadisleri. Okuyacağım ayet-i kerime Ankebut suresi 56. Çok mühim ayetler ve çok mühim hadisler. Acizane istirhamım odur ki bu ayetleri böyle gönlümüzün bütün duyu organlarını açalım, dinleyelim. Bakalım Allah bu akşam bize neler duyuracak. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede başlıyor. Ya ibadiyellezine amen. Geçmiş derslerde hatırlarsanız bir ayet-i kerime ya ifadesiyle başlıyorsa ayet ne demek istiyor? Mühim bir haber var. Türkçede dil kuralları var. Dikkat yazılır.
altını çizilir, kırmızı kalemle yazılır, ünlem koyulur. Kur'an'ın bütün haberleri doğrudur, sadıktır, asla şüphe yok. Ama Allah bazı ayetlerde özellikle dikkat etmek için, dikkatimizi çekmek için diyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ya eyyühel kafir, ey kafirler, ya eyyühel nas, ey insanlar. Ama bu ayette özel bir sınıfa Allah hitap ediyor. Ne diyor? Ya ibadiyellezine amenu, ey benim iman eden kullarım. İfadenin güzelliğine bakar mısınız? Ya ibadiyellezine amenu, ey bana iman eden, peygamberlerime inanan, görmeden ahireti kabul eden, öldükten sonra hesabın var olduğunu bilen, bu dünyayı ahirete tercih etmeyen, ahireti her şeyden öne alan, ayet duyduğunda Allah'ın emri ise bitmiştir diyen, asrın tarzıyla değil Allah'ın farzıyla yaşayan insanlar. Ey benim iman eden kullarım, inne ardi vasiatun, benim yeryüzüm çok geniştir. Fe iyyaya fa'budun, o halde benim kullarıma ben diyorum ki Allah diyor, topraklarım genişse sizin ibadet edeceğiniz, boyun bükeceğiniz, rızasını alacağınız tek zat var. O da Hazreti Allah Celle ve Ala Hazretleri. Öyle bir Allah ki aklın durduğu yer Mevla'nın gücü ve kuvveti. Allah aşkınıza soruyorum sizlere. Yağmur yağmıyor. Hadi şimdi bu kadar teknoloji var. İnsanlar teknolojide ileriye gittiler. Bir damla yağmur yağdırabilirler mi? Allah'ın şu kuvvetine bakın. Ufacık bir buluttan tonlarca yağmur yağdıracak kuvvet Allah'tan başka kimin kuvveti olabilir ki? Kupkuru bir toprağın içerisinde sulu sulu Diyarbakır karpuzunu çıkaran kuvvet Allah'tan başka kimin kuvveti olabilir ki? Bir balçığın içerisinde kupkuru pirinci çıkaran güç Allah'tan başka kimin gücü olabilir ki? Aziz kardeşlerim, eğer bu kardeşinizden bir tavsiye, bakın nasihat demiyorum. Ben nasihat ehli değilim. Zaten şu kürsüye benim gibi birisinin çıkması zaten en büyük kıyamet alameti. Ama eğer ki bir tavsiye istiyorsanız size tavsiyem şudur. Bu dünyada hiç kimseye kendinizi beğendirmek için uğraşmayın. Bu dünyada tek bir derdiniz olsun, cennetin ve cehennemin sahibi kimse, onun rızasını almaktan başka derdiniz olmasın. İnsanlar sizi sevse ne olur ki, insanların cenneti mi var? İnsanlar sizi sevmese ne olur ki, insanların cehennemi mi var? وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ, Allah'ın rızası her şeyden en büyüktür buyuran Allah, hepimize rızasını kazanmaya bizleri muvaffak eylesin. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, bu dünyada rızasını alacağınız tek zat Hazreti Allah. Ve dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki, bu dünyada boyun bükeceğiniz tek zat var, o da Hazreti Allah. Ancak ona kulluk edin, ancak onun rızasının talibi olun. Bir hoca efendi öyle anlatıyor. Diyor ki, bir yere vaaz etmiştim. Vaazda da kadın hanım kardeşlerimiz sohbeti dinlemişler. Sohbetin de konusunda namaz var. Namaz her şeyin sahibi olan zamanın sahibine zaman ayırmak. Namaz kulun Allah'a karşı boyun bükmesi. Namaz sevenin sevgiliyle kavuşması. Ve hasbel kader o sohbete gelen bir ablamız ertesi gün sohbete gelmeyen komşusuyla muhabbet ediyor. Muhabbet ederlerken diyor ki arkadaşına, dün sohbete niye gelmedin? Bak çok güzel bir vaaz vardı. Hoca efendi çok güzel vaaz etti. Bunların konuşmasını da 6 yaşındaki kız çocuğu da dikkatle dinliyor. Kadın diyor ki, hoca ne anlattı? Ne anlatmadı ki? Mesela namazı anlattı. Namaz öyle bir şeymiş ki bir vakit namazı bilerek kazaya bırakmak 80 sene cehennem ateşinde yanmakmış mesela. 8 saat değil, 8 dakika değil, 8 hafta değil, 8 gün değil. 80 sene kardeşlerim. Telfahu vucuhahumun nar ve hum fiha kalihun. Onların yüzüne ateş vurduğunda Kur'an öyle diyor. Onların yüzüne ateş vurduğunda alınlarındaki etler ellere dökülür. Nasıl bir azapsa. Bunu duyunca 6 yaşındaki kız içeriye koşuyor. Kadınlar sohbete devam ederken içeriden bir ses geliyor. Yetiş anne diyor. Bir gittiler, baktılar ki o az önce sohbeti dinleyen kız çocuğu elleri ve ayakları sırılsıklam, ayağı böyle lavabonun üzerinde, kız çocuğu kalmış, asılı kalmış. Ayağını indiremiyor. Annesi geldi, kıza bir tane vurmuş. Ne yapıyorsun? Ödümüzü kopardın, bak düşeceksin. 6 yaşındaki kızın cevabı: anne, az önce siz içeride konuşurken duydum ki bir vakit namazı kılmamak
80 sene cehennemde yanmakmış ya, sen namaz kılmıyorsun, sen namazdan dolayı yanmayasın diye ben senin kılmadığın namazlar için abdest alıyordum anne dedi. 6 yaşında ve iyyâye te'abudûn, ancak ve ancak Allah'a kulluk, ancak onun önünde boyun bükmek, ona boyun bükerek insan yükselir, ona isyan ederek toplumun ne hale geldiğini görüyorsunuz. 17 yaşında, 18 yaşındaki insanlar annelerinin önlerine kafaları diplerinden koparsılarak atılıyor. Maalesef Allah'tan yüz çeviren bir topluluk ancak bu hale gelebilir. فَيَيَّا يَفَعْبُدُونَ Ancak bana kulluk edeceksiniz Cenab-ı Hak diyor. Ve ayet-i kerimenin devamı Cenab-ı Hak diyor ki كُلُّ نَفْسِنْ Her nefis, bildiğiniz bir ayet. زَائِقَةُ الْمَوْتُ Ölümü, buyurun söyleyiniz, tadacaktır. Ama her nefis, ister insan olsun, içinde peygamber var, enbiya var, eşkıya var, evliya, herkes, ister cin olsun, cinlere de ölüm var, ister melek olsun, ölüm var, ister hayvan olsun. Aziz kardeşlerim, dünyaya gelen herkes bir gün ölmek için her gün yaşıyor. Ve bir gün ölüm gelecek, herkes bu ölümün tadına bakacak. Peki bu tat nasıl olacak? Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri, çok sevdiğim bir Allah dostu, müthiş bir ifade söylüyor. Buyuruyor ki, her nefis ölümü tadacak ama herkes aynı tadı almayacak. Birilerinin ölüm tadı o kadar harika olacak, birilerininki ise o kadar dehşetli olacak ki kelimeler onları anlatmaya yetmiyor. İşte Peygamberimiz o anı anlatıyor. Dikkat ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, لَا يَخْرُجُ رُوحُ الْمُؤْمِنِ Mümin olan bir adamın ölüm anında bedeninden ruhu çıkmayacak. Ölüm anı. Ruhun artık boğazlara geldiği an. Doktor çaresiz, hekim çaresiz, anne ağlıyor, baba ağlıyor, çocuklar ağlıyor. O anı yaşayan müminin ruhu bedenden çıkmayacak. Ne zamana kadar? Hatta yara mekanehu fil cenne. Allah son nefesinde o mümine cennetteki makamını göstermeden o mümin canı çıkmayacak. Ölüm esnasında bir anda Cebrail aleyhisselam kanadıyla bak diyecek, gideceğin yer burası. Az önce ağlayanlar vardı etrafında, annesi babası var. فَلَا يَنْزُرُ اِلَى اَبَوَيْهِ وَلَا اِلَى اَوْلَادِ عِنْدَ ذَٰلِكِ O ölüm esnasında kendisine cennetin gösterildiği o insan, o manzaranın güzelliğinden, cennetin fragmanından öyle bir hale gelecek ki ne annesine bakacak ne evlatlarına bakacak. Aman ya Rabbi, nasıl bir cennet, nasıl bir güzellik, nasıl köşkler, nasıl serinlikler, altlarında nehirlerin aktığı köşkler mi, içinde yeşilliklerin olduğu güzellikler mi, Allah'ın bizzat cennet ehline hazırladığı sofralar mı, ev sahipliğinin Hazreti Allah'ın yaptığı o mübarek yerler mi? Ve cennet halkının bizzat Allah'ın cemalini izleyeceği o güzellikler mi? Mümin olan insan son nefesinde cenneti görmeden ruhu çıkmayacak. Ya Rabbi, cümlemize bu nimeti nasip eyle ya Rabbi. Peki ya öbürleri? Efendimiz devam ediyor. Madalyonun diğer tarafı çok karanlık. وَلَا يَخْرُجُ رُوحُ الْمُنَافِقِ Münafığın da ruhu çıkmaz. Hatta يَرَى مَكَانَهُ فِي النَّارِ Ateşteki yerini görmeden Allah da onun bedeninden ruhunun çıkmasına izin vermeyecek. Dünyada kalem sahibiydi, dünyada gazete sahibiydi, dünyada televizyon sahibiydi, dünyada yalandan internetlerde kendi sayfalarında gece gündüz Müslümanlara, hocalara, şeyhlere, dervişlere, tekkelere küfretmeyi kendisine adet edinmiş biriydi. Derdi Müslümanlardı. Derdi çarşaflı bir bayanı görünce ona nasıl saldırırım, böyle bir derdi vardı. Bir talebeyi yolda giderken görünce arabayı üzerine sürecek kadar kafirleşmiş bir nefsi vardı. Medreseye, talebeye düşmanlık edecek kadar gözleri dönmüştü. وَلَا يَخْرُجُ رُوحُ الْمُنَافِقِ حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي النَّارِ Allah bir münafığın canını son nefesinde cehennemi ona göstermeden canını almayacak. Ve o münafığa şimdi cehennemden naklen bir yayın gösterilir ki azabın çeşitleri, gazabın hiddetleri, cehennemin gürlemeleriyle öyle bir hiddetlenir, öyle bir hale gelir ki hani ayet diyor ya وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Ey Müslümanlar, siz Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil mi zannettiniz?
Siz Allah'ı İsrail kafirinin Müslümanlara Filistin'e Gazze'ye yaptıklarından Allah'ı habersiz mi zannettiniz? İnnemâ yuakhiruhum liyevmin teşkasu fîhil ebsâr. Allah onların azabını öyle bir güne sakladı ki gözlerin adeta yerlerinden fırlayacağı bir günü Allah sakladı. Ve şimdi görüyorsunuz Amerika, Müslümanlar gaflette olunca Allah görünmeyen ordularını gönderir. Ve Amerika'ya bir fırtınayla Allah 250 tane insanı fırtınayla yutar. Ve şimdi ben dua ediyorum ya Rabbi, biz Müslümanlar aciz kaldık. Biz Müslümanlar Gazze'yi gündemimize almadık. Ve şimdi senin görünmeyen ordularınla Amerika yok oluyor. Ya Rabbi o fırtınanın daha büyüğünü tez zamanda İsrail'i yutması için sen gönder ya Rabbel Alemin. Uyanmamız gerekiyor. Toparlanmamız gerekiyor. Ve o münafık cehennemdeki yerini görmeden can çıkmayacak. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, kullu nefsin zâikatul mev. Her nefis ölümü tadacaktır. Gerçekten bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize ne olduysa hep azar azar oldu. Hocam bunu niçin söylediniz? Niçin söyledim biliyor musunuz? Ben sahabe efendilerimizin bir cenazeye katılıp da cenazeden sonra bir hafta yemeden ve içmeden kesildiklerini kitaplarda okuduk. Hocam daha iyi bilir. Fakat biz öyle bir hale geldik ki, Müslümanlar öyle bir hale geldi ki, bir cenazeye katılıyoruz. Musallada yatan ölü zaten bize en büyük vaazı yapıyor. Nasıl vaaz ediyor hocam? En yakın akrabalarınızdan birisi. Farazen Hasan amca vefat etmiş. Hasan amcanın oğlunu aradığınızda şunu mu soruyorsunuz? Hasan amca nerede mi diyorsunuz? Yoksa cenaze nerede mi diyorsunuz? Efendim cenaze nerede değil mi? Adamdan ismini bile alıyorlar. Nerede kaldı ki etiketler alınmasın? Adamın cenazesi var, camide, musallada yatıyor, zaten haliyle bize en büyük vaazı ediyor. Diyor ki ben de sizin gibi yaşıyordum, planlarım vardı, programlarım vardı, hayatım vardı ama şimdi bak ahirete gidiyorum. Ve o cenazenin üzerinde de yeşil bir örtü. Ne yazıyor? Bu ayet. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacak ayeti yazıyor ama bize ne kadar acayip bir hal olduysa cenazeye gelen Müslüman içeride öğle veya ikindinin farzını kılmıyor, kapıda bekliyor. Yetmiyor. Cenazenin defnine katılıyor. Cenaze defnedilirken sahabenin gördüğü manzarayla sahabenin iştahı kapanırken Müslümanlar daha cenaze defni sırasında şunu konuşuyor. Acaba taziyede pide var mı? Acaba ayran var mı? Et var mı? Pilav var mı? Aziz kardeşlerim, ölüm bu kadar hafife alınacak bir şey değil. Ben Arnavutköy'de vazifeliyim. Bundan 20 gün evvel bir düğün cemiyetim oldu. Allah razı olsun, hocam teşrif ettiler. Benim düğünüm pazar günüydü. Düğünümden bir gün evvel çocukluk arkadaşım. Benden bir veya iki yaş büyük. Arnavutköy'ün sayılı zenginlerinden. Allah ona yürü ya kulum dedi. Düğünü benden evvelki cumartesi bir gün evveldi. Düğününe bir hafta kala kötü bir olaydan dolayı maalesef canına kıydı ve vefat etti. Cenaze namazını ben kıldırdım. Cenaze namazından bir hafta sonra cumartesi, yani düğünümden bir gün evvel, bir camide bütün akrabaları toplandı, bütün sevdikleri toplandı. Bir cenaze konuşması yapıldı, Kur'anlar okundu, yedisi yapılıyor. Gerçi yedisi diye bir şey yok malumunuz. Abisine mikrofon verdik. Abisi ne dedi biliyor musunuz? Bir cümle kullandı, inanın şu yüreğim delindi. Dedi ki kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Vallahi biz bu kalabalığı kardeşimin cenazesi için değil, düğünü için bekliyorduk dedi. Hüngür hüngür ağladı. Ne anladın İbrahim Hoca? Ne anladın biliyor musunuz? Allah öyle bir Allah'tır ki sen damatlık hazırlarsın, damatlıktan evvel Allah sana hiç modası değişmeyen kefen giydirir. Allah öyle bir Allah'tır ki düğün günü hayalleri kuran sana, bana düğün gününden evvel Allah cenazeni nasip eder. Allah öyle bir Allah'tır ki giymeye, İçinde oturmaya kıyamadığın poşetleri yırtılmamış evin olur ama sen o eve girmeden asıl evin olan kabre gidersin. Allah'ım ölüm bizi uyandırmadan evvel uyanmayı nasip eyle ya Rabbi. Dolayısıyla ayet diyor ki her nefis ölümü tadacak. Bizim de önümüzde bir ölüm var. Hakikat var. Bir son değil, bir başlangıcın başlangıcı var. Aziz kardeşlerim, sümme ileyna turcaun. Cenab-ı Hak diyor ki sonra bize döndürüleceksiniz. Dünyaya gelirken anadan üryan geldiniz.
Ölürken de sadece bir kefen. Çoraba bile izin vermeyecekler. Hani bir tane binbaşı vefat etmiş de cenaze namazı kılınacak. Oğlu da 19-20 yaşlarında en önde. Hoca efendi niyet ettiriyor. Diyor ki Allah için namaza, Resulullah için salavata, menyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine deyince çocuk bağırdı. Durun, yanlışlık var. Hoca efendi ne oldu? Babam er değildi, binbaşıydı hocam, düzeltelim demiş. Bütün hepsi gidecek. Bütün hepsi kaldırılacak. Kanuni Sultan Süleyman Han gibi bir insanın vasiyeti bize bu akşam dokunması lazım. Neydi o? Ben vefat ettiğim zaman ellerimden bir tanesini dışarıya çıkarım ki insanlar görsün ki Kanuni bile bu dünyadan giderken eli boş gidiyor. Ali Aydar Efendi babamız Kuddisesi Ruhu anlatırlarmış sohbetlerinde. Buyururlarmış ki İngiltere tarafında çok zengin bir adam devletlere bile borç para verirmiş. Öyle zengin bir adam. Adamın da hazinesinin bulunduğu bir oda var. Altınlarla dolu. Sadece şifreyi adam biliyor. Şimdi öyle olsa hırsızlarımız artık o kadar meşhurlar ki yani nasıl ifade edeyim? Mezardaki ölünün dişleri takma desen dişleri çalmaya iniyorlar. Öyle. Japonlar hırsız yakalama robotu yapmışlar. Çin'de saatte 10 tane hırsız yakalamış. Almanya'da saatte 20 tane yakalamış. Türkiye'ye bir gelmiş, yarım saat sonra robot çalmış mesela. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, Ali Aydar Efendi babamız diyor ki, adam kendisi hazinenin içine girmiş, kapı da üzerine kapanmış. Şimdi bağırsa çağırsa kimse duymuyor. Adam günlerce altınların içerisinde aç kalıyor. Ve en sonunda artık ailesi bir şekilde kapıyı artık nasıl kesmişlerse içeriye bir giriyorlar ki adam içeride ölmüş ama nasıl ölmüş biliyor musunuz? Kendi bedenindeki etleri dişleriyle parçalaya parçalaya ölmüş ve sonunda ölmesine yakın parmağını diliyle dişiyle koparıyor. Duvara şöyle bir yazı yazmış. Ey insanlar ibret alın, dünyanın en zengin adamı altınlar içerisinde açlıktan aç kala kala ölüyor. Ölüm işte böyle bir şey. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, gündemimize biraz ölümü alalım. Efendi Hazretlerimizin çok sevdiğim bir sözüdür. Aynaların karşısında güzellikleriyle övünenler kabristanlıklara gidip yok olan güzellikleri görsünler. O spor salonlarında insanlara beğendirmek için uğraştığın bedenin toprağa karışacak. O hanım ablalar için söylüyorum. Kaşlarını yapan ablalar önce bedeninizde kaşlarınız dökülmeye başlayacak. Ve siz artık bir daha dünyaya dönemeyecek. Ebedi bir ahirette dünyada yaptıklarınızla artık karşılaşacaksınız. Allah Teala dünyayı boşa geçirmekten bizleri muhafaza eylesin. Tek derdi Allah'ın rızası olan bir imanı Allah bizlere nasip eylesin. Estağfirullah. Ya ibadiyellezine amen. İnne ardi vasiatun fe iyyaya fa'budun. Şu ayeti unutmayın. Ey benim iman eden kullarım. Dünya çok geniş. Topraklarım çok geniş. Dünyadaki bir takım şeyler sizin Allah'la aranıza girmesine sebep olmasın. Çalıştığın iş yerin seninle Allah arasına girmesin. Güzelliğin seninle Allah arasına girmesin. İlmin seninle Allah arasına girmesin. Fe iyyaya fa'budun. Sadece bana kulluk yap. Önümdeki eserden bir şey nakledeyim ondan sonra bitireyim. Nedir o? Süleyman Aleyhisselam'ı anlatıyor önümdeki eser. Biliyorsunuz ki Süleyman Aleyhisselam dünyaya hükmeden 4 kişiden birisi. 2 kişi iman ehliydi, 2 kişi küfür ehliydi. İman ehli olanlardan birisi Hazreti Süleyman. Hazreti Davud'un oğlu. Davud Aleyhisselam öyle bir peygamber ki sesinin Davudisinden, güzelliğinden kendisi Zebur'u okuduğunda hayvanlar ve cinler bırakır gelip onun sesini dinlermiş. Allah ona öyle bir hal verdi ki Davud Aleyhisselam'a kendisi eliyle böyle çeliği pamuk gibi oynardı. Çok kıskanç bir peygamber. Evine bir gün geliyor ve evine geldiği zaman ne görsün? İçeride bir adam, genç, yakışıklı surette bir adam. Sen de kimsin dedi, cevap vermedi. İyice hiddetlenmiş. Ne arıyorsun evimde dedi. Ben dedi istediğim eve girerim. Giremezsin, benden izin almadın. O genç ona dedi ki ey Davud, ben bir eve girmek istediğim zaman kimseden izin almam deyince Davud Aleyhisselam anladı ki gelen kim? Hazreti Azrail. Davud Aleyhisselam secdede ölüyor. Oğlu Süleyman Aleyhisselam da kıyamda ölüyor. Biliyorsunuz ayağında ayakta bastona yaslanarak vefat etmişti. Süleyman Aleyhisselam bu kadar zengin. Efendimiz öyle diyor. Huyra Süleyman beynel mali vel ilmi fakhtaral ilme. فَاَعْتَ اللّٰهُ الْكُلَّ مَالٍ Süleyman Aleyhisselam'a Allah iki seçenek verdi. Ya ilim ya dünya malı. O ilmi seçince Allah ilmin hürmetine dünya malını da verdi. Dolayısıyla aziz kardeşlerim Süleyman Aleyhisselam bakıyor ki bir karınca bir tane buğday. Ya Rabbi bu ne yapıyor? Ey Süleyman
Bir yıllık rızkını taşıyor. Nasıl ya Rabbi? Bir yıllık rızkı bir buğday mı? Evet dedi Süleyman. Ya Rabbi müsaade edersen mutmain olsun kalbim. Hazreti İbrahim'in dediği gibi keyfe tuhiyyillahil mevte. Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun? İnanmadın mı? İnandım ama kalbim mutmain olsun. Bazen insan bir beddua eder gavura, bir haber gelir gavurlar birbirine karışmış, hemen ne olur? İmanı artar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a dedi, ya Rabbi izin ver, mutmain olayım. Olur dedi. Aldı karıncayı bir şişenin içine koydu, bir tane de buğday attı. Aradan bir sene geçti. Baktı ki karınca buğdayın yarısını yemiş, yarısı duruyor. Dedi ki ey karınca neden hepsini yemedin de yarısını yedin? Bir peygambere bir karıncadan ders. Ne dedi biliyor musunuz? Ey Süleyman bundan evvel rızkıma Allah kefildi. Allah Teala rızkıma kefil olduğu için ben rahat rahat yiyordum. Ama şimdi rızkım senin elindedir. Sen de bir insansın, bir beşersin. Ola ki belki beni unutursun korkusuyla yarısını şimdi yedim, yarısını bir dahaki seneye bıraktım. Müslümanlar, yıllardır gavurluk yapan, Allah'a harp ilan eden insanların bile rızkını Allah kesmedi. Sen Allah yolunda gideceksin, Allah rızkını keser mi zannediyorsun? Sen ona boyun büktüğünde Allah senin rızkını, nefesini keser mi zannediyorsun? Soruyorlar şimdi, hocalar nasıl zengin oldu böyle? Bize de soruyorlar. Hocalar geziyor, sürekli arabalar geliyor, bir tanesi gidiyor. Bana soruyorlar, hocam yanlış anlamayın ama hemen anlıyorum zaten. Yok buyur diyorum. Hocam nasıl oluyor bu hocalar, bu zenginlik? Ahmet Hoca nasıl böyle zengin oldu? Nasıl oldu? Cevap. Söylüyorum, meslek sırrı diyorum onlara ben. Yani Allah yolunda gideceksin, Allah sana bir şeyler verecek ama adamın zoruna gidecek. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki, kullarım bu dünyada rızasını alacağınız tek zat var, o da Hazreti Allah. Rabbim onun rızasını almadan Cenab-ı Hak canlarımızı almasın inşallah. Allah-u Teala sizleri söyletirdi, dinletirdi. İcabıyla amel etmeye Cenab-ı Hak cümlenizi ve cümlemizi muvaffak eylesin. Tam 45 dakika, Efendi Hazretlerimizin usulü 45 dakikadan fazla yapamıyorum ben. Büyüklerimiz daha iyi bilirler onlar. İnşallah bu akşamla iktifa edelim. Ayet Ankebut suresi 56 ve 57 idi. Unutmayalım. Risale-i Kutsiyemizin beyti ise 325. beyit-i şerif. Allah Teala bütün anladıklarımızı hayatımıza ihlasla tatbike cümlemizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak bu ayetlerin sırlarına cümlemizi muttali eylesin. Ve Allah-u Teala Hazretleri bizlerden hangi halleri, hangi amelleri görmek istiyorsa o hallerle hallenebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Allah rızası için El Fatiha.